Kemal Hocam Türkiye'yi ve dünyayı dolaşıyorsunuz. Birçok yerde güzel hatıralarınız birikiyor. E ben bunları önemsiyorum çünkü bizde de ciddi manada iz bırakıyor. bu ziyaretlerde Anadolu irfanı ya da samimiyeti ve ihlası bize de motive kaynağı oluyor. Bunlardan bir tanesini Hakkari'de yaşamışsınız. Hakkari'de Kürt bir teyzemiz, annemiz Türkçe bilmiyor. Ben de gittiğimde şaşırmıştım orada. Onun güzel bir hatırası var. Beni çok etkiledi. İzleyicilerimize de bunu paylaşmak isterim. Eyvallah. Yıllar önce Kutlu Doğum programına gitmiştim. Onu programı yapan arkadaşlardan bir tanesi öğretmen bir arkadaşımız. Böyle heyecanla ninesi 80 küsür yaşlarında baya yaşlı yani zor yürüyen birisi. Ben de programa geleceğim diye tutturmuş. O öğretmen kardeşimiz ya nine sen gelemezsin şudur budur diye bir şeyler söylemiş. Bakmış ki ikna olmayacak. Sonra demiş ki ya hoca zaten Türkçe konuşacak. Sen Türkçe anlamıyorsun. E, Kürtçe konuşacak bir durumu da yok. Nihayetinde gelip orada bir birkaç saat e, anlamadığın bir şeyi niye dinlemek durumunda kalacaksın? Ninemiz de ona demiş ki hoca ne anlatacak? Hazreti Peygamber'i anlatmayacak mı? O öğretmen kardeşimiz evet demiş. O zaman ben gider orada otururum. Hoca her Resulullah dediğinde ben de sarav saravat getiririm salat ve selam getiririm konuşmayı böyle dinlerim. Ve nihayetine getirmişti ninemizi ve gerçekten orada o heyecanla saatlerce bekleyip her konuşmanın içerisinde Efendimizin adı geçtiği zaman da salat ve selam getirerek o sevgisini de ortaya koymuştu. Bu böyle o topraklarda gördüğümüz peygamber sevgisine gerçekten güzel bir örnek yani insanların yüreklerinde var olan o sevgiyi ancak böyle izhar olunabilir. Allah o sevgilerden bizleri de nasiflendirir. Hocam ben yoktum. Namaz çalışmalarında ikili üçlü gittiğimiz programlardan birinde siz varsınız. Abdullah hocam var. Yanlış hatırlamıyorsam bir de Ramazan Kayan hocam. Eğer e, ilde de bir hata yoksa Erzurum olabilir. E, Abdullah hocamdan dinlemiştim. Merdivenlerden çıkıyoruz diyor. Çıkarken bir teyzemiz. Hayırdır teyze nereye gidiyorsun? E, ee, namaz anlatmaya hocalarımız gelmiş. Aynen. Onlar Erzincan dinlemeye, ya da, olabilir Erzincan. Orası. Aynen Erzincan zaman olabilir. Onu hatırlıyor musunuz hocam? Hatırlıyorum. O zaman sizden dinleyelim. Ama ben o kadar yani biraz böyle zihnimde tam değil yani. E, diyor ki işte hocalarımız gelecek namaz anlatacakmış filan. Ya evladım yaşlılık diyor başa bela diyor. Ya abdest tutmak da zor oluyor diyor. Şimdi diyor namazı dinlemeye gideceğiz ama diyor. Abdestsiz dinlenir mi dinlenmez mi filan diye soruyor. Ya benim de zihnim karıştı. Abdullah hocam ya da Ramazan hocam ikisinden birisi. ikisine de selam olsun. Diyor ki namaz anlatmaya gelen hocalar. Biz anlatırken ne kadar bu hassasiyetteydik bilemiyorum ama... O Anadolu insanın dinleyeninin samimiyeti bana da diyor bir şamar oldu, tokat oldu. O günden sonra her çıkacağım programa kendimi kontrol ediyorum. Abdestli miyim, abdestsiz miyim diye. Yani Anadolu insanı bu irfanla bayılıyorum hocam. Elhamdülillah. Gerçekten o var damarlarda. Belki bazen işte bazı olumsuzlukları da görsek ama özde bu var. Yeter ki o özde olan o şeyi ortaya çıkarmak için biz biraz daha gayret gösterebilelim. Evet. Yoksa bu memleket çok güzel bir memleket. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle iman tohumları iyi ekilmiş. Ekenlere binlerce selam olsun, rahmet olsun. Öyle bir damarlara işletmişler ki İslam'ı. Allah'ın izniyle öyle kolay kolay o İslam zayi olmaz. Ama biraz daha gayret lazım ki iyice yeşersin ve iyice mahsul ortaya çıksın inşallah. Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eyvallah.